Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz düzlem kafes sistemler. Sorumuz, şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan kafes sistemin CE, CF ve CA elemanlarına gelen kuvvetleri hesaplayınız. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce videoyu durdurup kendiniz çözseniz nasıl çözebilirsiniz? Bununla ilgili bir fikir yürütmenizi, biraz düşünmenizi tavsiye ederim. Sorunun çözümüne geçelim. Bir kafes sistem problemini çözerken ilk yapacağımız iş özel düğüm var mı yok mu? Bunlara bakmak olmalıdır. Eğer özel düğüm varsa işimizi kolaylaştırır, pratik olarak sonuca gitmemizi sağlar. İkinci olarak mesnet tepkilerini bulmamız gerekiyor mu? Hangi mesnet tepkilerini bulmamız gerekiyor? Buna karar vermek. Üçüncü olarak da hangi yöntemle çözeceğiz? Hangi yöntemle çözersek daha pratik olarak sonuca gidebiliriz? Kesim yöntemi mi yoksa düğüm yöntemi mi bizi pratik olarak sonuca götürür? Bazen problemde şu yöntemle çözün diye belirtebilir. O zaman mecbur o yöntemle çözeceğiz. Eğer yöntem belirtilmemişse kendimiz seçeriz. Bu problemi de çözerken kesim yöntemiyle çözmeye çalışalım ama önce özel düğümlere bakalım. Özel düğüm var mı? İşimizi kolaylaştıracak düğümler varsa onları bir görelim. D düğümü özel düğüm. D düğümünün özelliği, D düğümünde 3 tane kuvvet var. 2 çubuk kuvveti bir de yük var. Bu kuvvetlerden 2 tanesi birbirinin doğrultusunda, üçüncüsü onlara dik. Dik olan kuvvet 0 olur. Toplam F'ye eşittir 0 denge denkleminden. F1 ve F2'nin Y üzerinde izdüşümü yok. Sadece F3'ün izdüşümü var. Toplam F'ye'nin 0 olabilmesi için F3'ün 0 olması lazım. D düğümünün dengesinden DE'yi 0 bulduk. Devam edelim. Başka özel düğüm var mı bakalım. F düğümü özel düğüm. F düğümünün özelliği nedir? F düğümünde 4 tane çubuk kuvveti var. Çubuk var. 4 tane kuvvet var. Bir tanesi çubuk kuvveti değil, bir tanesi yük olabilir. Bu birbirinin doğrultusunda olan kuvvetler birbirine eşittir. F1, F2'ye, F3'te, F4'e eşittir. Dolayısıyla CF çubuğundaki kuvvet 16 kN'a eşittir. EF çubuğundaki kuvvet de AF çubuğundaki kuvvete eşittir. 16 kN'luk kuvvet F düğümünü çekiyor. O halde CF de F düğümünü çeker. CF'deki kuvvet çekme kuvvetidir. F düğümünün dengesinden CF kuvvetini bulduk. Şimdi kesim yöntemiyle bu problemi çözmeye çalışalım. Şekildeki gibi kesersek 5 tane çubuk kesmiş oluyoruz. Kesim yöntemiyle bir kesimden en fazla 3 bilinmeyen bulabiliriz. Peki burada kaç bilinmeyen var? 5 çubuğu kesiyoruz. 5'i de bilinmiyor değil. Burada 5 tane çubuk kesiyoruz. Fakat 2 tanesini daha önceden düğüm yönteminden bulduk. Özel düğümler sayesinde bulduk. Geriye 3 bilinmeyen kaldı. O halde kesim yöntemiyle devam edebiliriz. Problemi çözmeye devam edebiliriz. Yani bu kesimi yapabiliriz. Bu kesimi yaparken üstteki parçayı mı alacağız, alttaki parçayı mı alacağız? Ona karar verelim. Eğer üstteki parçayı alırsak B mesnet tepkisini kafes sistemin tamamının dengesinden bulmamız gerekir. B mesnet tepkisi mesnet sabit mesnet olduğu için iki bileşene sahiptir. Ama alt parçayı alırsak E mesneti tekerlekli mesnet olduğu için tek bileşene sahiptir. O halde alt parçanın daha avantajlı olduğu gözüküyor. Alt parçayı alarak problemi çözmeye devam edelim. Önce kafes sistemin tamamının dengesinden E mesnet tepkisini bulalım. Bunun için B noktasına göre moment alıyorum. B'deki kuvvetler moment oluşturmuyor. B noktasına göre moment alınca E kuvvetini 8 kN elde ederiz. Kafes sistemin tamamının dengesinden E mesnet tepkisini E eşittir 8 kN bulduk. Şimdi kesim yöntemine devam edelim. Alttaki parçanın dengesini inceliyoruz. Bütün kuvvetleri şekilde serbest cisim diyagramında gösterdik. Bilinenleri yerine yazdık. Sadece 3 bilinmeyen kaldı. Bu 3 bilinmeyenin sadece ikisi bize lazım. AB kuvvetini bulmamız gerekmiyor. Eğer gerekseydi onu da bulabilirdik. Önce toplam Fx eşittir 0 denge denkleminden CE'nin CA'ya eşit olduğunu görelim. CE ve CA x ekseniyle aynı açıyı yapıyorlar.
Dolayısıyla bu kuvvetler eşit şiddettedir. A'ya göre moment alırsak CE'yi buluruz. A'ya göre moment aldığımız zaman AB'nin momenti olmaz. Sadece CE'nin momenti vardır. Dolayısıyla CE'yi A'ya göre moment olarak buluruz. CE'yi bulduğumuz zaman CA'yı da bulmuş oluruz. CE eşittir 11.31 kN basma. Bu da 8 kök 2 kN'a eşitmiş. Şimdi de CF'yi daha önceden F düğümünün dengesinden bulmuştuk. Geriye kalan CE ve CA'yı düğüm yöntemiyle bulmaya çalışalım. Hangi düğümden başlayalım? En fazla iki bilinmeyen olan düğüm olmalıdır. D düğümünü zaten inceledik. E düğümünden başlayalım. E düğümünde iki bilinmeyen var. E düğümünde CE ve EF bilinmiyor. Mesnet tepkisini ve DE'yi bulduk daha önceden. Bu iki bilinmeyeni de E düğümünün dengesinden bulabiliriz. Ama bunun sadece bir tanesi bize lazım. CE lazım. Şimdi kuvvetlerin yönlerini tahmin edelim. Kuvvetlerin yönlerini tahmin ederken bilinen bir kuvvet var. Mesnet tepkisi E kuvveti. E kuvveti yukarı doğru. Bu üç kuvveti ucuca eklediğimiz zaman başladığımız yere geri gelmeliyiz. Bileşkenin sıfır olabilmesi için denge şartından. E'nin ucuna CE'yi ekliyoruz. O zaman CE aşağı doğru olmalı. Onun ucuna da EF'yi ekliyoruz. EF'nin de sağa doğru olması gerekir ki başladığımız yere geri gelelim. Böylece kuvvetlerin yönlerini tahmin ettik. Kuvvetlerin yönlerini tahmin edemiyorsak rastgele seçeriz. Rastgele seçtikten sonra hesaplamanın sonucunda sonuç negatif çıkarsa demek ki yanlış yönde seçmişiz. Ama yönlerini bu şekilde kesin belirledikten sonra eğer sonuç eksi çıkarsa demek ki yanlışlık yaptık. Hesaplarda yanlışlık yaptık demektir. Toplam Fy eşittir sıfır bağıntısından CE'yi 11.31 kN basma yönünde buluruz. CA'yı da C düğümünün dengesinden bulmaya çalışalım. C düğümünde her ne kadar 3 bilinmeyen daha varsa da yine buna rağmen CA'yı bulabiliriz. Çünkü 3 bilinmeyenin 2 tanesi Y'ye dik. Sadece CA'nın Y'ye izdüşümü var. 2 de bilinen kuvvetin Y'ye izdüşümü var. O halde toplam Fy'den CA'yı bulabiliriz. Bu arada CE'nin yönünü nasıl seçeceğiz? Basma seçeceğiz. Çünkü CE E düğümünde basmaydı. C düğümünde de basma olacak. Bir çubuk bir ucundaki pimi itiyorsa öbür ucundaki pimi de iter. Bir ucundaki pimi çekiyorsa öbür ucundaki pimi de çeker. Bu prensipten yola çıkarak CE'nin basma olduğunu, basma yönünde gösterilmesi gerektiğini biliyoruz. Şimdi CA'nın yönünü tahmin edelim. Toplam Fy'yi sıfırlayacağız. Toplam Fy eşittir. Sıfır olması lazım. Y'ye iz düşümü olan 3 tane kuvvet var. CF 16 kN olduğu gibi Y'ye paralel aşağı doğru. CE yukarı doğru Y bileşenine sahip ama kendisi zaten 11.31 kN. İz düşümü daha da küçük. 16 kN'u dengeleyemez. Ona yardımcı lazım. CA'nın ona yardım etmesi lazım. CA'nın Y'ye iz düşümünün pozitif olması lazım. O halde CA yukarı doğru olmalıdır. CA'nın yönünü belirledik. Toplam Fy eşittir 0 denge denklemini yazarız. CA'nın değerini buluruz. CA eşittir 11.31 kN basma bulunur. Hoşça kalın.